Rema ceviz soyma makinesi. Çatlamamış olsa dahi hız ayarı ve ileri geri dönebilme özelliği sayesinde cevizin dış yeşil kabuğunu tamamen soyar. 30 kilo ile 200 kilo arası makine ihtiyaçlarınıza çözüm, Rema ceviz soyma ve ceviz silkme makineleri.
Rediktörle çalışan bir ürün. Elektrik motoru var üzerinde. Elektrik motoru, sanayi elektrik motorunu ışıkla çalıştırabilen cihaz var üzerinde. Sağa sola dönebiliyor. Ve de devrini istediğimiz devire göre her cevizin sertlik ve yumuşaklık derecesine göre, kabuğunun inceliği, kalınlığına göre de devrimizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu makine, hani ben şu cevizimi soydum, onu soymadım yani diye yapamıyor. Ama sadece olan... müşterimizden tek talebimiz, başka cevizi başkasında karıştırarak soymayacak. Tek talebimiz çeşidi bu. Çeşidi ayrı ayrı soyacak. Soyacak. Verimliliğin tek yolu bu. Hani öbür türlü ikisini birbirine karıştırdığında çok yaşadığımız şeylerden birinin kabuğu soyulmuş, birinin soyulmamış gibi sorunlar karşılaşabiliriz. Bizim makinamızda rende sistemi var. Evet. Rende sistemini de en başarılı olarak onu görüyoruz şu an. Hani piyasada en denediğimizde nesi var? Bir, çabuk yıpranmıyor. Evet. Çelik olduğu için çabuk yıpranmıyor. Hani mesela adam 10 senede filan anca veya 5 senede filan anca bunun rendesinin içindekini değiştirebilir. Biz rendeyi de demonte yaptık. Hani adam makinesinin rendesi bozuldu. Bize kilosunu söylediğinde, makinenin özelliğini söylediğinde bizim gönderdiğimiz içindeki rende civatalarla sökülüp yenisini takabilir. Devir ayarının önemi nedir sizce? Önemi nedir? Bir cevizin kabuğunun hızlı soyulmasını sağlamak için. Yani bazı ceviz eziyeti seviyor. Evet. Soyulurken eziyet istiyor. Özellikle yerli cevizler. Yani, yerli cevizlerde mesela eziyet istiyor ki hızlı dönsün, çabuk soyulsun. Bir tanesi diyor ki ben çok naziyim mesela, ona göre müdahale edecek. Yavaş dönecek. Yani hani bu devir ayarı bu makinenin olmazsa olmazı. Bir de ters yön dönmesi de şunu sağlıyor. Üstten bir miktar su veriyoruz mesela. Çok cüzi bir şekilde su veriyoruz. Hani evin çeşme suyuna hortumu bağlasak, evet, hani az bir şey açıyoruz. Onu verdiğimiz suyun da aşağıya posasını aşağıya dökmesi için yeterli oluyor az bir suyla. Bir de ters yön dönerse şey yapabiliyor. Yanında da o posayı altına hızlı bir şekilde diyor. Çünkü tıkanma yaşanabiliyor bana. Ters yönde döndürebiliyoruz. O da çok güzel yani. Yani sağa sola bu ters yön dönmesi de ve devir ayarı da en önemli şey yani. Rahat kullanımı sağlayabiliyor. 2004'ten beri piyasadasınız. Evet. Resul Bey, gerçekten piyasaya bakılınca dediğimiz gibi son 10 yılda cevizde Türkiye'de müthiş bir patlama var. Ama bunun yanı sıra rakipler de durmuyor. Farklı firmalar da farklı ürünler çıkarıyor bu konuda. Rema makinenin farkı nedir diğer üretilen ceviz soyma makineleri arasında? %4'lerde piyasada makineler var. %4 zarar veren. Evet. Bizim %2 civarı makinemizin, şu anki şu kullandığım makine %2 civarı. Hani hiç zarar vermiyor diye kimse bir şey diyemez zaten. %10'larda rakamları da gördük biz. 100 kiloda 10 kilo zayiat çok bir rakam. Evet. %2 de az değil yani. 100 kiloda 2 kilo da az değil. Çok maliyetli bir rakam, malzemeden bahsediyoruz. Hani ne kadar az zayiat verirsek o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Onun için çalışmasını yapıyoruz yani. Bu devre ayarda bunun en katkıyı o sağlıyor. Yani zayiatın az olması. Öne çıkan özellikler bunlar. Evet. Peki Resul Bey, biraz dediğimiz gibi ceviz dikimi fazlalaştı. Özellikle toplamada da haliyle işçilik sıkıntısı çok ve arkamızda bir silkeleme makinesi var. Bundan biraz bahsettiniz ama biraz bu makinenin özelliklerinden bahsedelim. Bu makineyi biraz tanıyalım efendim. Nedir özellikleri? Bu makinemizde halatla uzadı bir traktör arkasına çok basit bağlanabiliyor. Normal ne gibi diyeyim, pulluk takar veya herhangi bir makineye bağlar gibi, gübre serme bağlar gibi takabiliyoruz. Halatı var. Mesafeyi gerdiriyoruz. Aradaki boşluğu alıyoruz. Makinenin traktörün kuyruk milinden şaltıyla çalışan bir sarsma özelliği var. Makinamızın bir özelliği daha var. Makinamız her ağaca hizalamak zorunda değil adam. Yani geldi bir tane ağaca ortaladı, yanaştı. Yanındaki iki ağaca da manevra başlıklı olduğu için de iki tarafa da rahatça iki ağacı birden silkebilir. Adam biraz sağa yanaştım, yok sola yanaştım gibi tereddüt etmeden istediği gibi rahatça yanaşabilir, istediği ağaca silkebilir. Yani ister bu ağaç 30-40 yaşlarında çok büyük ağacı, onun dallarını silker, 10 yaşında olur gövdesiyle silker. Hani her ebattaki ağaca müdahale edebiliyor yani, hani tek başına bir ürün değil. Çok hani güzel. Dediğim gibi önce de söyledim, daha geliştirilmiş makinede çalışmamızı yapıyoruz.